CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV zamlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Karadağ, önce akaryakıt ve akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi zammına değindi. Akaryakıt ürünlerine yapılan zamların kabul edilemez olduğunu belirten Karadağ, halkımız, çiftçimiz, köylümüz ve özellikle tarım emekçilerimiz pandemi dönemi içerisinde kıt kanaat geçinirken, akaryakıta yapılan zam bizlerin üzerinde bir kambur daha oluşturdu, şeklinde konuştu. Akaryakıt ÖTV'ye yapılan zamlar kabul edilir bir şey değil. Bakın halkımız zaten pandemi dönemi içerisinde, salgın dönemi içerisinde 40 kanaat geçinirken, çiftçimiz, köylümüz ve özellikle tarım emekçilerimiz 40 kanaat geçinirken, şimdi akaryakıta gelinen zam bizlerin üzerinde bir kambur daha oluşturdu. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Bakın esnafa birkaç kuruş para vermeyi vaat ettiler. Henüz daha gerçekleşmedi. Ama bunu akaryakıtla katlı katlı olarak geri almaya çalışıyorlar. Yani akaryakıt zammı nedir? Akaryakıt zammı içtiğimiz sudan aldığımız nefese kadar akaryakıt her zaman bizim üzerimizde zam olduğu zaman bir kamburdur. Bir zammı anında yansıtacak olan ana temel malzemedir. Dolayısıyla bu zammı kabul etmek mümkün değil. Alanya'da son günlerde çıkan orman yangınlarına da değinen Karadağ, önümüzdeki yaz dönemi zorlu geçeceği benziyor diye konuştu. Son günlerde Alanya'mızda arkadaşlar biliyorsunuz 2 adet hatta 3 adet bir yangın söz konusu oldu. Ben buradan bu yangınla uğraşan tüm itfaiye erlerimiz, başta müdürümüz olarak hepsini kutluyorum. Gerçekten anında müdahale ederek, ikisi kale yamacında, birisi ise yayla yolu üzerindeki yangınlara müdahale etmiştir. Çok büyümeden can siparihane çalışarak önlemişlerdir. Ben buradan çalışanımıza, Büyükşehir itfaiye ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Alanya'da vektörel mücadelenin daha da hız kazanmaya başladığını söyleyen Karadağ, Alanya'mızda daha güzel günler için mücadele ediyorlar, dedi. Sinekle mücadele biliyorsunuz artık vektörel mücadele daha da hızlanmaya başladı. Özellikle daire başkanlığımız ve vektörel mücadeleye alınan yeni ekipler ve ekipmanlarla birlikte inşallah onlar da görevlerini dörtlük yapmaktadırlar. Alanya'mızı daha güzel ve iyi bir günler için mücadele etmektedirler. Kendilerinde mücadelelerinde, sinekle mücadelelerinde başarılar diliyorum. Konaklı'da yaşanan kadın cinayeti hakkında da konuşan Karadağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın söylemlerini eleştirdi. Alanya'mızda gene bir kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Bir gencicik iki çocuk annesi hunharca katledildi. Tabii kınıyorum bunu yapana ama bu bir kınamaktan da öte şunu demek istiyorum. Bu cinayetin sebebi mutlaka araştırılacak. Nasıl yapıldı, niye yapıldı? Mutlaka bağımsız yargılar tarafından cezası verilecek suçluya. Ama devlet olarak, hükümet olarak, özellikle hükümet olarak bu konularda çok daha duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Başta İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasıyla birlikte özellikle bu konudaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özellikle pandemi dönemi içerisinde bu tür şiddete biraz müsamaha ediyoruz demek de bence kabul edilir bir şey değil. Bağlantı kurmak istiyorum ama kesinlikle bu tür konularda özellikle devlet yetkililerinin çok daha tutarlı konuşmaları, tutarlı laflar sarf etmesi gereklidir diye düşünüyorum.